sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Şurayı özellikle yapıyorum. Ee, çok da hoşuma gidiyor. 40.100 100 olduk sayenizde desteğinizle daha 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 büyüyeceğiz inşallah arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa sevgili kıymetli dostlarım. İyi ki bu kanaldasınız iyi ki bizimlesiniz. Dün geceki videodan dolayı da eğer gerçekten diyorum yani kalbini kimsenin kırmadım inşallah kırdıysam da özür defalarca diledim. Ama aldığım tepkiler diyor ki hocam biz seni bu yüzden takip ediyoruz. Sana getirdiğimiz bütün takipçiler helal olsun. i̇yi ki seni tanımışım gibi tepkiler alıyorum. Çok teşekkürler. Ersun Yanal Fenerbahçe'nin tahammülü kalmadı. Şimdi Fenerbahçe'nin mamili takım eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal baya baya açıklamalarda bulunmuş. Baya konulara girmiş. Yani Stefan Kuntz yönetiminde grup yön, e Liderli falan filan. Ne bileyim. Ee, bazı şeyler böyle yönetilmez diyor. Bunun bir zamanı süreci var falan diyor. Ben milli takım kısmını geçtim. 5 büyük ligin içine girmek için mücadele etmek bir vizyon olmalı diyor. Şimdi Ersun Yanal'ın yıllar önce yabancı kontenjanla ilgili çok güzel bir açıklaması var. Yani hala ben örnek olarak da onu veririm. Diyor ki Ersun Yanal. Yabancı sınırını niye koyuyoruz? Önce bunu planlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde başarı mı? Avrupa'da başarı mı? İşte milli takım başarısı mı? Oyuncu al sat mı? Lig kalitesini arttırmak mı? Amaç nedir diyor. Çünkü bu amaçların hemen hemen hepsi birbiriyle çelişiyor. Atıyorum Şampiyonlar Ligi'nde başarıysa o zaman kaliteli oyuncular dışında kimse gelemez diyeceksin diyor. Al sat mı? O zaman belli bir yaş üstünde kimseyi alamazsın diyordu. Çok güzel bir deneyim. Bak diyor ki Türkiye'de oyuncu yetiştirme konusunda ciddi sorunlar yaşandığını belirtiyor. Yani ülkenin ihti oyuncu ihtiyacını karşılayabilecek altyapısının sağlam olmadığı düşüncesindeyim. Maalesef her geçen gün bu biraz daha eriyor. Ülkemizde oyuncu yetiştirme ve geliştirme konusunda çok ciddi problemler var diyor. Haklı. Haklı abi. Avrupa'da 34 ülkede daha fazla genç nüfusa sahibiz. Bu gücümüzü kullanamıyoruz diyor. Bütçeler delinme noktasına geldi diyor. Yani bu sene transferde doyumsuz bir sonuca doğru gidiyoruz. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray bu konuda ciddi bir yarışın içine girdi. İnanılmaz pahalı transferler yaptılar. Bence bütçeler delinme noktasına gelmiştir. Umarım hem sponsorlar hem de Avrupa'daki başarılarla bunu karşılarlar. Fenerbahçe için artık tahammül edilemeyecek bir şampiyonluk yarışı. Söz konusu Galatasaray için Şampiyonlar Ligi hevesi var. Beştaş için geride kaldık düşüncesi hakim. Öyle değil mi arkadaşlar? Doğru. Onlar bunu tamamlamak için bayağı uğraşıyorlar. Stresliler diyor. Önemli bir yarışa neden olacak. Trabzonspor'un bir tık geride kaldığını düşünüyorum. Bir değil de beş tık geride kaldığını da düşünüyorum ben açıkçası. Adana Demirspor istikrarlı gidiyor. Bu takımlar diğer takımlar arasında çok açık olduğunu düşünüyorum. Başakşehir geçtiğimiz yıllardaki gibi değil. Maalesef Türkiye'deki transferler Arabistan'ın yaptığı hamleye benziyor. Bazı iyi oyuncular var ama bazı oyuncuların sözleşme süreleri yaşlarına baktığımızda bunu hiçbir Avrupa takımı yapmaz. 30 yaşların üzerinde 3-4 yıl sözleşme imzalanan oyuncuların kulüplere mali yük olacağını düşünüyorum demiş. Doğru. Aynı zamanda yüksek bütçeli transferlerin kulüpler için büyük risk olduğuna da değiniyor. Fenerbahçe'nin yerli oyuncu kalitesi diğer takımlardan önde olduğunu düşünüyorum diyor. Yani Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu yakalayabilir mi? Fenerbahçe yabancı olmadığı bir yapıda. Avrupa'da çok iyi gittiler. Türkiye Ligi'nde ise farklı bir motivasyon var. Takımlarımızın çok oyuncu değişikliği yaparak oynamasının problem olduğunu düşünüyorum. Çok oyuncu değişikliğinin. Fenerbahçe'nin şampiyonluktan daha büyük hedefi yok. Onun için ideal bir kadro. 14-15 oyuncunun oluşturduğu iskeletle doğru yönetilmesi gerekiyor yerli oyuncu kalitesinde diğer takımlardan önde olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bu bir avantaj. Kaleci tercihlerini yaptıkları için yerli oyuncuda problem olur mu düşüncesi geliyor ama Cengiz transferinden sonra rahatlığa kavuştuklarını tahmin ediyorum. Bu konuda Fenerbahçe'nin artı bir olduğunu düşünüyorum. Geçen seneki performans çok etkileyici. Icardi hakkında etkileyici. Türkiye'de böyle bir santrafor, böyle bir ikonu etmek falan filan iki yönlü bir oyuncu basit oynuyor. Takımdaş oynuyor. Asistleri iyi. Fenerbahçe'de bunu Ceko ile yaptı. Yaş olarak ileride ama profil olarak karakter gibi gözüküyor. Bunlar yarışacak değerlendirmesinde bulunmuş. Buradan da sevgili Ersun Hocamıza selamlar olsun. Fenerbahçe'nin yıldızını Adana Demirspor talip. Arkadaşlar ben muhaberi 2 gün gecikmeli veriyorum. Bilerek 2 gün gecikmeli veriyorum. Çünkü süreç devam ediyordu. Fenerbahçe'de kanat rotasyonunda iyice geriye düşen Emre Mor'u Adana Demirspor talip oldu. Morali bir hayli bozuk olan Mor'la ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Adana Demirspor Emre Mor'u kiralamak için harekete geçti. Fenerbahçe'de 42 maça çıktı. 6 gol 3 asist. Arkadaşlar dakika bazında değerlendirin. Şimdi sonuç ne hocam? Emre Mor'u Adana Demirspor 2-3 milyon euro bandına almak istedi. Fenerbahçe'de satmadı. Siz nasıl Samet Akaydın için 3.7 istiyorsunuz. Biz de Emre Mor için 8.7 istiyoruz. Demiş olabilir. Ee, satmadık. Bilginiz olsun. Bir deneme daha yapacaklar. Satın alma opsiyonunu kiralık ya da oynama garantisiyle en azından kiralık olarak. Bir deneme daha yapacaklar. Bilginiz olsun. Fenerbahçe için Atatürk Stadyumu onaylaması. Oylaması özür dilerim. Fenerbahçe'nin tüzük değişikliği süreci hızla devam ediyor. Yeni spor yasasına uyum sürecinde kulübün hangi adımlar attığı stat ismi değişikliği hakkında camiadan gelen talepler neler? Fethi Pekin tüm bu soruları yanıtlamış arkadaşlar. Bakın Yeni spor yasası yürürlüğe girdi. Kulüplerde titiz bir değişiklik periyodu oluştu. İdari mali yapılarını yasaya uygun hale getirecekler. Ayrıca dernek statüleri de kaldırılıyor. Ne demek? Satılabilir demek kulüpler. Yani an itibariyle artık bak derneklerden çıkıldığı anda satılabilir. Dernek satılamaz, kişinin olamaz. Ama derneği çıktığınız zaman satılabilir arkadaşlar. Mesela bilmem ne vakfının kurucusu, sahibi değil, kurucusu. Vakıflar da sanırım yanlış bilmiyorsam vakıflar da kişinin olamıyor. Kurucu üyesi oluyor. Yönetim kurulu üyesi oluyor. Sahibi olmuyor. Dernekler yasasından çıktığında sahibi olabiliyor. Şimdi Cumartesi günü 9 Eylül Cumartesi günü olağanüstü tüzük, Tadil Genel e, Kurulu Toplantı Sonucu sözcüğü açıklamalarda bulunmuş. 26 Ekim, 20, 26 Ekim 2023 tarihine kadar tüzükleriyle idari ve mali yapılımlı spor yasası hükümlerini uygun hale getirmeyen kulüplerin bakın 26 Ekim'e kadar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın nezdindeki tescilleri iptal edilebilecek diyor. Ya Galatasaray etmese de olur. Sıkıntı değil. Mücüt suyu 3 milyon euroya pendiye satmışlar. Bana soruyorlar. Hocam nasıl oldu? Arkadaşlar bakın. Şöyle anlatayım size. Anlamadığınız için anlatayım. Diyelim Mücüt yıllık ücreti 1 milyon euro. Ya da 1,5 milyon euro diyelim. Daha kolay olsun. Yani bir buçuk milyon euro olsun. Mijutsu'nun yıllık ücreti bir buçuk milyon euro olsun. Olabilir mi? Bak olabilir mi? Olabilir. Yani kesinlikle olabilir. Mijutsu'nun yıllık ücreti bir buçuk. Galatasaray Pendi'ye dese ki. Biz bunun bizimle iki yıllık sözleşmesi kaldı. Bir buçuk bir buçuk ne yapar? Üç yapar. Okey mi? Okey. Frederic şuraya Üç milyon yapar. Gel ben oyuncuyu sana vereyim. Sen bu oyuncuyu al. 3 milyon euro bana para ver. Ben de bu oyuncunun yıllık ücretini vereyim. Kim zararlı? Hocam 0'a 0. Sıfır. Yani Pendy'in kasasından 3 çıkıyor, oyuncuya 3 veriliyor. Ee, yani oyuncu Pendy'in tarafına geçmiş oluyor ama Galatasaray bonservis vermiş olmuyor. Öyle mi hocam? Ben bilemem. Nasıl oluyor sizce? sizce nasıl oluyor? İkincisi 3.5'ü aldı Galatasaray. 3'e sattı. O da ayrı bir komedi de. Ee, Şampiyonlar Ligi elemesinde bir golü var bu herifin. O gol olmasa eleniyorlar. O da ayrı bir komedi. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi bak. Ben burada Galatasaray'a şikeci, şaibeci, hülleci falan filan demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü Galatasaray'da arkadaşlarımız dinlerken farklı dinliyorlar. Yani kulağıyla dinleyen kişi sayısı az. Dediğim gibi oyuncu bir buçuk alacak. Bunlar da de ki ya siz bize 3 konservis verin biz yıllık ücretini verelim. Kim karlı kim zararlı? Hocam yine Pendik zararlı. Pendik bir futbolcuya yıllık bir buçuk veremez. Veremez. Doğru. O zaman şöyle söyleyeyim. Galatasaray dese ki siz 3 verin. Biz oyuncuya 4 verelim. Birini size iade etsin. 3'ü de oyuncunun yıllık ücreti olsun. Sizin kasanızdan 2 çıksın. Yani yıllık 1 milyon euro nasıl olur? Neyse ben detayını düşünmüyorum. Sizler gereken açıklamayı yaparsınız. Fethi Pekin ee, camiamızdan gelen talep Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi son gündem maddemiz diyor. Her Kongresi'ni buna tarih edeceği 9 Eylül tarihi. Yeni tüzükte neler var? Herkesin mana sorduğu soruları tek tek cevaplayın. Bir, üyelerin kimlere oy vereceklerini görmeleri adına başkan adaylarına listelerini seçimden bir hafta önce sunma şartı getirilmiş. <laughs> yani başkan adayıysan listende kim var bir hafta önce sunacaksın. Yoksa yok en az bir hafta önce. 2. Başkan adaylığı için 200 değil artık 500 imza gerekecek. Mantıklı. Niye? Binlerce kişi var artık. 3. Blok zincir, NFT, kripto gibi dijital kavramların nasıl kullanacağı belirlendi. Fenerbahçe'nin kripto parası var. Artık blok zincir, NFT gibi şeylere de girecek. Arkadaşlar para kazanma yöntemi. Yapacak bir şey yok. 4. Hani Üyelik giriş ücretleri ve yıllık aidatların yıllık üfe, tüfe oranında artış yapılabilecek yetki yönetim kurulunda. Mantıklı. Lan bir dönem yıllık ücret 50 TL'ydi. Lan hiç mi Allah'tan korkunuz yok? Bir da en kötü tişört 250-300 TL olmuş. Hüküm giyen üye olamayacak. Suç işleyenler üyelikten çıkarılacak. Çok güzel. Keşke bunu diğer kulüpler de yapsaydı. Hani terör örgütü üyeliğinden dolayı değil de aidat ödemediği için üyelikten atılma sağlardı. Direkt terör örgütü üyeliğinden atılsalardı. Temsilci üyelere 2 yıl içerisinde kongre üyeliğine geçme imkanı tanınacak. Şubeler kapatılacak demiş. Temsilci üyeler kongre üyeliği. Bunu anlatırlar. Üyelik başvurularında aranan kriterler ağırlaştırıldı. Üyeler bir yılda en fazla 20 kişiye referans olabilecek. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na çeşitli gerekçelerle meydana gelebilecek boşalmaları önlemek adına yedek üye seçimi usulüne getirdi. Çekip Mosturoğlu'na teşekkürlerini sunmuş. Eski as başkanlardan. Çekip Mosturoğlu önlerinde azından 2014'teki tüzük tadil çalışmasının kendilerine pusula aldıklarını söylemiş. O dönem hazırlanan detaylı tüzüğü örnek aldık. Tadil metninin iskeletine bile dokunmadık. Madde başlıkları, bölüm ve kısım başlıkları birebir aynıdır. Dolayısıyla o bize çok önemli yol gösterici bir kılavuz oldu. Buradan bir önceki yönetime ve başta ekip Mosturoğlu'na teşekkür ediyorum demiş. Ali Koç hepiniz gelin çok kritik demiş. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 9 Eylül'de yapılacak olağanüstü tüzük tadil genel kuruluna üye katılımının önemli dikkat çekti. Bu toplantı kulübümüzün geleceği için hayatı önem taşıyor dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Fenerbahçe Genel Kurulu üyelerine seslendi. Bir yerlerden Aziz Başkan'ın sesini duyuyor gibiyim ya. Tövbe evet, Olağanüstü tüzük, tüzük, tadil genel kuruluna katılım göstermenin önemine değinen koç Fenerbahçe'miz için tarihi bir öneme sahip bu toplantıya her zaman kulübün yanında olan üyelerimizin katılımını çok önemli dedi. Yıllardır süren çalışmaların artık hayata geçmesi için her bir Fenerbahçe üyesinin sorumluluk kalması o günü yani kısacası her gecenin bir sabahı olmaz. Yeni tüzük tadil toplantısında stadımızın isminin atamızın ismini taşıması için gereken başvuruyu yapabilmek adına oy vereceğiz. Çok iyi biliyorum ki Fenerbahçeliler için bu oylamada payı olmak yarın iz bırakmak demektir diyor. Hayati önemde yıllardır yıllar alan bir çalışmanın sonucu olduğunu söylüyor. 7405 sayılı spor kulüpleri ve spor federasyonu kanunu ile spor kulüpleri bakımından önemli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler için en kritik olanlardan biri de spor kulüplerinin dernek statüsünün kaldırılması ve spor kulübü adında yeni bir tüzel kişilik tanımı yapılması. Şimdi yasaya uymalıyız diyor. 8 branşta faaliyet göstermeye devam edilebilmesi için tüzüğümüzün spor yasasına uyumlu bir şekilde tadil edilmesi gerekmekte. Özetle tüzük tadil toplantımızı kulübümüzün geleceği için hayat önem taşıyor. Ben Atatürk ismini artık karşıyım. Biz ne zaman Atatürk ismini koyacağız desek hakemler yolumuza taş koyuyor. Açık ve net. Voleybol kızlar bilmem bir şeyi kazandılar. Tartışmalar başladı. Kimisi kıyafetten bahsetmiş. Kimisi başka bir şeyden bahsetmiş. Kimisi ne bileyim ondan bahsetmiş bundan bahsetmiş. Hak var. Yani, haklı argümanları var. Doğru. İslam dininin kıyafet anlayışı. Hatta İslam dinini geçtim. Katolik Hristiyanlığın ve Yahudiliğin giyim anlayışı bu giyim anlayışına uymayan bir anlayış. Doğru. Kabul. Haklı. Aynı İslam kul hakkı yemeği domuz eti yemekten daha haram sayıyor. Torpille işe girmeyi daha haram sayıyor. Dere yatağına ev yapma izni verilmesini yasaklıyor. Çünkü potansiyel intihar deprem bölgesine bilmem 15 katlı binaları dikmeyi yasaklıyor. Aynı İslam'a inanıyorsak benim inandığım İslam insanların hayatını koruyor. Çocuğa istismarı yasaklıyor. Kadına şiddeti yasaklıyor. Sokağın ortasında milletin birbirini öldürmesini yasaklıyor. Derdimiz orası kaldı. Derdimiz bilmem kızların giyimi kuşamı kaldı. Sokaktaki tacizlerin önüne geçelim. Tecavüzlerin önüne geçelim. istismarın önüne geçelim. Hırsızlığın önüne geçelim. Adam kayırmanın önüne geçelim. Liyakate getirelim. Şu an Allah rızası için bir işe birinin torpiliyle girdiyseniz geberene kadar hak yiyeceksiniz. Bunun farkında mısınız? Her gün domuz eti yiyeceksiniz. Her gün her öğünde domuz eti yiyeceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk insanların kafasında bir portre oluşmuş. Şöyle Atatürk, böyle Atatürk, dinci Atatürk, din düşmanı Atatürk. Ya sizin kurduğunuz kalıplar bir birey için. Benim üniversitede çok sevdiğim bir hocam vardı. İsmini vermeyeceğim. Milletvekili danışmanlığı falan da yaptı. Şimdi partiyle bağdaştırırsınız beni. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk peygamber değil. Bir ilah değil. Bir evliya değil. Ne bileyim bir keramet ehli değil. Mustafa Kemal Atatürk senin gibi benim gibi sıradan bir insan. Günah da işleyebilir. Haram da yiyebilir. Sevap da işleyebilir. Namaz da kılabilir. Oruç da tutabilir. Senin benim gibi bir insan biz Atatürk'ü diyor kimileri kalıplaştırdı, ilah yaptı, kimileri yerin dibine soktu, öcü yaptı. Ya bu böyle değil. Ben size bugün savunduğunuz herkesi deccal ilan edebilirim. Bak savunduğunuz herkesi deccal ilan edebilirim. Yemin ediyorum bak elimde deccal ile ilişkin öyle argümanlar var ki. Bir gözü kör olacak, işte cim şey olacak, savruk olacak, israftan kaçınmayacak. Bir ayağı burada bir ayağı doğuda olacak bir ayağı batıda olacak. Bugün telefonlar Amerika'daki kankanızla görüşebiliyor musunuz? O zaman siz de deccal olabilirsiniz. Deccal dediğim bir tane olmayacak mesela. Bak ben size ne diyorum al sana İslam. Herkesi deccal ilan edebilirim. Bak savundunuz herkesi ilan edebilirim. Bir dediği bir dediğini tutmayacak diyor. Bakın. O yüzden bak ben Atatürk için şunu söylüyorum. Şahsım adına söylüyorum. Bir öğretmen olarak değil. Bir abiniz olarak. Bir kardeşiniz olarak. Hocam sen ama bildiğim kadarıyla dindar bir adamsın. Atatürk'ü savunmaman lazım. Yo ben Atatürk'ü savunuyorum. Aynı aynı icraatları ben olsam ben de aynısını yapardım. Bugün ülkede bilmem neler oluyor neler. Dile getirmek istemiyorum. Bugün bir, birileri diyor ki ben mültecileri göndereceğim öbürü göndermeyeceğim diyor. Göndereceğim diyenin argümanı da belli. Göndermeyeceğim diyeninki de belli. Hangisine hak verirsiniz? Mustafa Kemal Atatürk alimleri astırdıydı diyor. Fetullah Gülen cemaatine üye abileriniz yılın yılların alimleri değil miydi? Arkalarında namaza durduğunuz kişiler değil miydi? Bunlar dinler bunlar keramet ehli dediğiniz evliya dediğiniz adamlar değil miydi? Bugün onlar yarın belki x cemaati x tarikatı. Aynısı yine yapıldı. Bu yani aynısı yine yapıldı. Ne yapıldı? Sahte dinciler aforoz edildi, cezalandırıldı, ülkeden gönderildi, kaçtı etti. Aynısı. Benim için hiçbir fark yok. O zaman neyse bu zamanda şartlar aynı. Ama hocam şunu astı. Ama hocam bunu astı. Geriye gidelim şekerim. 2009 yılına gidelim. 2010 yılına gidelim. Türkçe olimpiyatlarının olduğu yıla gidelim. Ben çıkayım bu ekranlarda Fethullah Gülen'e ana avrat söveyim. Ters kelepçe. 2016 yılında darbe yapıldı. 2015'in Temmuz'unda ben Fethullah Gülen'e laf edeyim. Ters kelepçe. Kaldı ki o, o duruma da geldim bilginiz olsun. Cumhuriyet Başsavcısı beni arayıp bir daha hoca efendi mi ne diyor. Buna bir laf söylersen evinden aldırırım seni tehdidine karmış bir adam ben. Ve kurduğum cümle şu. Devlet dersaneleri dershaneleri kapattı. Bunların ekmeğini kesmeye başladı. Bunlar yarın bir gün darbe bile yapar cümlemden dolayı. Bilginiz de olsun. Anladınız mı demek istediğimi? Mustafa Kemal Atatürk etli, sütlü, kanlı, canlı bir adam. O yüzden ben Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle ilahlaştırılmasına karşı karşıyım. Kesinlikle karşıyım. Ha hocam stadın ismini koymayla ilahlaştırma. Stadın ismi koyma ilah, ilahlaştırma olmayacak ama hadi şöyle yapalım. Galatasaray'ın göz sponsoru Sokar Avrupa'da. Sokar Atatürk Stadyumu. Yıllıkta 50 milyon euro verdi. Hadi kabul et. Atatürk Sokar Stadyumu. Hadi. Ne olsun? Ee, mesela markanın biri dindar olsun. Markanın adı dindar olsun. Ya dindar diye bir marka. Misvak markası tesbih markası. Dedi ki Fenerbahçe sana yıllık 50 milyon euro para. Dindar Atatürk Stadyumu. Terlik markası Terlik Atatürk Stadyumu. Ya bak anladınız mı demek istediğimi? Bak Atatürk Spor Kompleksi Ülke Stadyumu yapın. Hiç sıkıntı yok. Buna dikkat. İkincisi de biz Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ne zaman ansak bizi al, al aşağı ediyorlar. Hakemler herhalde Atatürk'ü hiç sevmiyorlar. Yani Atatürk ismini andıktan sonra hakemlerin bize karşı tavrı değişiyor. Dikkat etmenizde fayda var. Üçüncüsü şunu söyleyeyim. Taraftarımız bana şunu yazıyorlar. Hocam diyor 6'yı almayacağız kesin 6 numarayı. Niye diyorum? Bak bir taraftan dandik dandik futbolcu ismi koydular. Atatürk'ü koydular. 59 öncesine ilgili bir şey dediler. Bak gündemi karıştırdılar. 6 almayacağız hocam benim inancım gitti diyorlar. Bana son gelen duyumu da en sonunda aktarayım. Özür diliyorum arkadaşlar. Ben bu kadar derine giriyorum ama bak kendimi ifade etmem için bunu yapmam şart. Siz yorumları görmüyorsunuz. Biz bazı yorumları direkt siliyoruz. Yani ne küfürler ne hakaretler. İnan bak savcılığa verecek olsak birçok kişi ekmeksiz kalır. Kimse ekmeğinden olmasın. Biz gülüyoruz eğleniyoruz. Bak ben şahsım adına söylüyorum. Ben de hata yapabilirim. Başka takımlarla ilgili söylediğim sözleri başka tarafa çekebilirsiniz. Algılayabilirsiniz. Algılamayın. Benim kalbim böyle bir adam. Bak ben dilimdeki kalbimde bir adamım. Hani bilginiz olsun. Söylediğim bir şey yanlış manaya geliyorsa onu istemeden söylemişimdir ya da siz o manaya çekmek istiyorsunuzdur. Ben de diyorum lan bu adam istemeden söylemiştir falan filan. Anladınız mı demek istediğimi? Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası Paris Saint-Germain'den Danilo Pereira. Fenerbahçe Ugarte transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Danilo Pereira'nın durumunu Paris Saint-Germain'den sordu ve gelecek yanıtı beklemeye koyuldu diyor. İsmail Kartal, Cart, Curt falan filan. Şimdi Fenerbahçe'de 6 numaraya 2 aday. Ugarte transferi sonrası. Manchester United'ın orta sahadaki yıldız için son kararda İsmail Kartal'ın olacakmış. Ee, Rade Kurun hiç olmadı diyor. Ben söyledim ama değil mi olmayacağını? Almusrati Fabrizio Diaz Almusrati için şunu söyleyeyim. Çok ciddi para istediler. Asla bu arkadaş olmaz. Yani hocam belki fırsat transferi son gün geçiniz. 6 numara transfer adaylarında sıralama değişti diyor. 15 Eylül'e kadar devam edecek. Orta sahaya en iyi ismi almak için alternatif isim arayışına girdi. Bunlardan biri Danilo Pereira. Teknik direktör Luis Enrique falan filan. İlk teklif kiralık Ali Koç Paris Saint Germain sahibi El Khalife ile yakın ilişkiler bir avantaj olabilir. Ben ne dedim size? Dün ne dedim? Yakın ilişkilerin varsa Danilo Pereira'yı değil Verratti'yi çekersin. 3 maçta 109 dakika oynamış bu arkadaş. Verratti kaç maç dakika oynamış? Vallahi arkadaşlar ben diyorum hocam sen tıklanma almak için yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun falan filan. Araplara 40'a satacaklardı. Bu sene Verratti'ye dakika vermediler. Süre vermediler alıyorsan ver diye al şekerim. Danilo Pereira kesmez. Vallahi kesmez. Ya sizi keser mi arkadaşlar? Açık soruyorum sizi keser mi? Manchester United'ın yıldızı listede kim bu? Donny Van Beek. Şimdi ben McTominay'e eminim. %100 eminim. Duyumunu da verdim eminim. Ama Donny Van Beek için emin değilim. Ya birisinin piyasa değeri 25 milyon euro. Öbürünün ki 13 milyon euro. Siz bana diyorsunuz ki 13 milyon euro olanı alalım bu daha değerli. Benim kafam basmıyor. Ben iki futbolcu izlemiş bir adam değilim. Yani yorum yapmam doğru değil ama birisi 25 milyon euro transfer market değeri var. Öbürünün 13 var. Siz diyorsunuz ki Van Beki alalım hocam. Bana bir anlatır mısınız? Aradaki fark nedir? Yani niye Van Beki istiyorsunuz? Hakikaten bak merak ediyorum. Bu arada Fenerbahçe'miz Antalya Spor maçı hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Dün akşam yaptığı antrenmanla başlamış. Bir görsel var elimde. PKO, Osterwolde, Emre Demir, Burak Kapacak, Nazım falan gözüküyor. Serdar Aziz, Mert Akan yandaş. Ya merak ediyorum bu Nazım falan hiç demiyor mu kendi kendine? Bu arada Sırbistan bir Macaristan 0, Atilla Salahi 10. dakikada kendi kalesine atmış. Ulan! Ulan! Neyse bizden giden gitti. Şimdi şunu söyleyeyim. Donny Van Bek transfer döneminde Manchester United'den ayrılamadı. Kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe'ye kiralık olarak teklif edildi. Bak şu olabilir. McDominay'i Fenerbahçe istemiştir. İstedi eminim. McDominay'i %100 eminim. Bak %100 eminim. McTominay'in istendiğinden %100 eminim. Kime yani hocam kimden aldım bu duyumu tam olarak demenize gerek bile yok. %100 eminim. Muhtemelen şey dediler ya biz Tomine'yi veremeyiz ama elde şu var şunu verelim demişlerdir. Bu arada Fred'i de gördüm. Evet. Fred de idmanda. Ben niye buradan bakıyorum ki? Fenerbahçe'nin resmi hesabı paylaşmamış mı? Ha, hazırlıklara başladık diyor. Osayi mı? İsmail Kartal yönetiminde Osayi ee, Bekao İrfan Can bayat. şuraya yazalım dur. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Sizler de arada sırada yazın değil mi? Ya bizim videolara da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya bu bir temennidir. Şimdi büyük ihtimalle dediğim gibidir. Yani emin olun dediğim gibidir. Yani o adamlar demiştir ya o yok da biz size şunu verelim demişlerdir. Biz de ya olabilir falan demişizdir. 59. öncesine ilgili bir tünel kurulmuş. Galatasaray'ın başvurusu reddedilmiş. Ben anlamıyorum ya. Ben vallahi anlamıyorum. Galatasaray'ı gerçekten anlamıyorum. 59 öncesine komisyon kurulmasına reddediyorlar. Amaç ne? Yani amaç ne? Niye reddediyorsunuz? Bu arada Mihaz Ays milli takım kampında diyorlar. Aha Fenerbahçe antrenmanında sakatlığı nedeniyle gitmedi. Ya ben biliyorum eminim haberci arkadaşlar o kampta yazıyorlar. Al. Görüntülerde sabit. Samet Akaydın mı? Kent var. Osterwolde Kent. Serdar Aziz, Mert Hakan. Burak Kapacak. Crespo. Bekao. Samet Akaydın. Fred. Furkan. Kaleciler. İrfan. <laughs> Başka. Ee, Emre Demir. Zayt, Nazım, Sangare, Osayi. Joshua King. Evet. Yani görseller arkadaşlar şeyde var. Umut Nair düz kaşı yapıyor. Sakatlığı tamamen geçmedi. Başka. Aynen Miyaz yani net olarak gözüküyor arkadaşlar. Ben şundan dolayı diyorum yani sosyal medyada bazı gazeteciler işte milli takıma gitti sakatlığını atlattı falan diyor da ben de iddia ediyordum yani öyle bir şey yok diye. İsmail Kartal karar verecek diyor. Arkadaşlar üyelere attığım son duyumu sizlere okuyacağım. Anladınız mı? Okumadan söyleyeyim. Ee, 4 tane aday var. Bu videoda adı geçen 4 tane aday var. Ve adayla ilgili şunu söyleyeyim. Bu Hırvat arkadaş vardı ya. Fenerbahçe istiyor. Iç iç, sonu içlen biten bir arkadaş. İşte Mario Branco önerdi. İsmail Kartal da istedi ama kulübe vermedi. İsmail Kartal istememiş. Tamamen veto etmiş. Bilginiz olsun. Guido Rodriguez McTominay Bu neydi o Uruguaylı'nın adı? Fabrizio Diaz. hiç kimse olmasa herhalde Fabrizio Diaz alınacak. Bu Danilo Pereira ismi de hani birinci sıra ismi değil de onu söyleyeyim. Guido Rodriguez için de arkadaşlar bak menajeri bize dedi ki 12'ye getiririm. Biz de 12'ye getirirsen düşünürüz dedik. Şimdi 12'ye getiremiyor. Çünkü kulübü 12'ye vermiyor. Kulübü 15-16 çekiyor. E sözleşmesinin bitimine de az kalmış. Biz de diyoruz ki hiç olmadı. Devre arasında bize transfer ederiz. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldı diye. Hiçbir şey alamazsınız diyoruz. Adamlar buna razılar. Ama pazarlıklar sürüyor. Ben Guido Rodriguez olacağını düşünmüyorum açıkçası. McTominay olabilir. Kimse olmazsa Fabrizio Diaz olabilir. Fabrizio da çok fazla piyarı kasılıyor. Hani Barcelona istediği de olmadı falan filan diye. Eski Barcelona da değil bu arada. Onu da tekrar hatırlatmakta fayda var. Yani Barcelona Real Madrid doğru düzgün yönetilse Barcelona baya baya Real Madrid'in gerisinde kalır da Real Madrid doğru yönetilmiyor. Yoksa eski Barcelona değil yani. Ee, o hani Neymarlı Messi'li Suarez'li Barcelona değil. Onu söyleyeyim. Verratti ismi bugün 7 Eylül bitti. 8 Eylül'deyiz. Gitti mi abi? Kesin olarak, resmi olarak gitti mi? Ben bilmediğim için soruyorum. Gitti mi? 7 Eylül'de Arabistan'da bitmiyor muydu? Belki de gitmiştir. Benim haberim yoktur. Varsa da söylersiniz. Ee, Trabzonspor Nikolas Pepe'yi getiriyormuş. Beşiktaş'ın elinden onlara da transfer yapmış. Dediğim gibi şu Mijitçi olayı yani şeyi herhalde susacaklar. Ertuğrul'a bire sattıydınız. Herhalde artık utanır susarlar. Çünkü Ertuğrul'a biz bire sattıydık ama yanında Melih Okutan vardı. Melih Okutan şu anda Süper Lig'de futbolcu. Böyle değerli bir futbolcuydu. Ha, sonuç olarak ikisini bire sattık mı? Sattık. Fazla mıydı? Size bırakıyorum takdirini. Ama aynı yöntemdi belki de. Hani biz futbolcuların bir yıllık parasını verelim. Siz de bonservis verin. Alın demiş de olabiliriz. Galatasaray yabancı transferini kapatmış. Daha kimi alacaklardı? 15-16 ya 16'ya düştüler herhalde yabancı transferinde. Trabzonspor Canli'nin 1 milyon 80 bin dolar karşısında Suudi Arabistan ekibi Al Fetaha transfer olduğunu açıkladı. Bunu sabahleyin gördüm. Şey olarak gördüm dün sabah. Sözleşmesini feshet de şöyle böyle değil. Aa Gaziantep Sumudika'yı takımın başına getirmiş. Oo şimdi Gaziantep Yaman olur. Ama ne olacak? Galatasaray'a verdi puanı güzel güzel verdi bana hocam bize de verdi bize aslan kesildi biz oynadığını oynasaydık altı sıraya farklı yenerdi bu arada Antalya Spor'da Naldo Pereira'nın oğlu kayınvalidesi kayınpederi trans, e, trafik kazası geçirmiş ki geçmiş şey olsun diyelim arkadaşlar unutmadan da onu söyleyeyim yani benim çok söylemek istediğim şeyler var ama e, şimdilik bu kadar söylüyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar siz yazar mısınız? İçinizden bir ses hangi altı numara gelecek diyor. Fenerbahçe taraftarı hisseder. Ya da altı numara gelecek mi? Lütfen yorumlara buyurun arkadaşlar. Görüşmek üzere.